Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugünkü dersimiz çok kısa bir ders olacak. Biliyorsunuz bir önceki İngilizce videosunda sizlerle birlikte sayıları öğrenmiştik. Bugünkü dersimizde ise böyle sayılarla ilgili birazcık daha detay vermek istiyorum size. Daha böyle küsuratlı sayıları, işte 0.5, yüzdelik sayıları nasıl söyleriz? Bunlara bakmak istiyorum. Öncelikle o videomuzu izlemediyseniz sayılar videosunu, onun linkini şuraya bir yere koyuyorum. Aynı zamanda açıklamalar kısmına koyuyorum. Oradan bakabilirsiniz. Ve İngilizce sıfırdan İngilizce serisinin bir oynatma listesi bulunuyor. Onları da önceki derslerimizi de oradan kontrol edebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan hemen bugünün konusuna geçelim. Bugün yine sayılardan biraz ilerleyeceğiz. Biliyorsunuz Türkçe'de de çok fazla kullandığımız işte bu 0.5, yarım, çeyrek, ondan sonra yüzde bilmem kaç gibi ifadeler var. Bu ifadelerin İngilizcesi nasıl söyleniyor? Biraz bunlara bakacağız. Dersin sonunda da biraz matematik işlemleri yaparken İngilizce'de nasıl söyleniyor? Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, bunların kelime anlamları ne? Hep birlikte bunları inceleyeceğiz. Evet, şimdi ekranda da zaten görüyorsunuz. Burada yine bir tablo hazırladım sizler için. Sol kısımda yazılışları, sağ tarafta söylenişleri var. Şimdi 0.5 derken yani bir şeyin bu yarım olduğu anlamına geliyor. Bunu nasıl söylüyoruz? Öncelikle point dediğimiz nokta anlamına geliyor. Burada point five şeklinde söylüyoruz. Yani sıfır, işte şu şekilde söylemiş olalım. 0.5. Bu şekilde söylemeye gerek yok. O yüzden direkt point five deyip geçebiliyorsunuz. Ya da bir şeyin yarım şeklinde de söyleyebilirsiniz. Yarımın anlamı da İngilizce'de half. Half. Saatleri öğrenirken de zaten göreceksiniz. Half, yarım demek. Half. Bir sonraki 0.25. Sıfırı söylemeye gerek yok demiştim. O zaman nasıl olacak? Point nokta. Point to five. Point to five. Bakın point 25 şeklinde değil de hani point to five şeklinde teker teker okuyorsunuz burada da. Ya da bu 0.25 bir şeyin çeyreği demek bildiğiniz üzere. Çeyrek diyelim. Çeyreğin anlamı da şu. Quarter. A quarter şeklinde telaffuz ediyoruz. A quarter. Çeyrek demek. Bir sonraki 0.75. Yine sıfırı söylemiyoruz. Point nokta 75. Point 75. 0.75. Ya da biliyorsunuz bu 75 olduğunda 3 çeyrek ediyor bu matematiksel düşündüğümüzde. O zaman 3 neydi? 3. Çeyrek quarter'dı ama bu çoğul olduğu için sonuna s de kısalıyor. Bunu öğreneceğiz. İngilizce'de ler anlamında çoğul eki İngilizce'de s oluyor olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden burada 3 quarters diyoruz. 3 quarters. Bakın üsttekinde a quarter dedim. Buradaki e bir anlamına geliyor. Yani bir çeyrek demek. Three quarters, iki çeyrek. Şimdi bu aşağıda maalesef slide'ı hazırlarken program sürekli kendisini kendi çapında güncelledi. Yani sürekli yazdığım şeyi değiştirdi. Normalde biz İngilizce'de, Türkçe'de konuşurken biliyorsunuz yüzdelik sayıları işte %25, %50 şeklinde söylüyoruz. Fakat yazarken de yine yüzdelik işaretini koyuyoruz ve bu şekilde yazıyoruz. Fakat İngilizce'de bu böyle olmuyor. Aşağıya doğru halini yazacağım. İlk olarak sayıyı yazıyorlar. Arkasına yüzdeliği getiriyorlar. Benim maalesef bu slide programı bu şekilde kendini düzelttiği için bu şekilde yazamadım. O zaman ilk olarak biz ne yapacağız? Sayımızı okuyacağız ve arkasından yüzde diyeceğiz. İngilizce'de yüzde demek percent. Percent diye telaffuz ediyoruz. O zaman 25%. 25%. Yani 25 yüzde gibi telaffuz ediyoruz. Yüzde 25 anlamına geliyor. Yüzde 100 demek istiyorsak yüzde 100. Burada yüzde dediğimiz zaten percent. Yüzde 100'tı ya da 100 diyoruz. O zaman hemen söyleyelim. 100%. 100% şeklinde telaffuz ediyoruz. Burada half, yarım demek. Quarter, çeyrek. Percent, yüzde demek. Şimdi bir de diyelim ki yurt dışına alışverişe gittiniz ve paraları söylemek istiyorsunuz. İşte 12.95 dolar ya da işte euro. Artık ne söylüyorsanız. Burada dolar örneği verelim. Bunu nasıl söyleyeceğiz? Şimdi bakın burada küsuratlı bir şey var. 12'yi biliyorsunuz. 12. Tamam, bu dolar kısmı. Burası da cent kısmıdır. Yani bizdeki hani kuruş, lira gibi. İşte 12 lira 95 kuruş diyeceğiz. Ama burada dolar söyleyelim. 12 dolar 95 cent. Bunu nasıl söylüyoruz? Aynı aslında Türkçe'de söylediğim gibi. 12 dolar diyelim.
$12 $95 $12.95 ya da yine aynı şekilde 12 euros euro şeklinde de söyleyebilirsiniz. Devamını yine getirebilirsiniz. Ya da sadece burada cent'i söylemek zorunda da değilsiniz. Mesela 12 lira 95 gibi de bırakabilirsiniz. O da ne olur? $12.95 şeklinde de bırakabiliyorsunuz. İşte bu semboller biraz gündelik hayatta kullanılabilecek şeyler. O yüzden burada vermek istedim. Şimdi bir sonraki slaytımızda ise diğer sembollere geçiyoruz. Bunlar da nelerdir? Bir matematik işleminde kullandığımız semboller. Benim de çok sevmediğim şeyler bunlar biraz. Eşittir, artı, eksi, çarpı, bölü gibi şeyler. Gelin bunların kelime anlamlarını öğrenelim İngilizce'de. Şimdi mesela bir matematik işlemi var. İşte 3 artı 5 eşittir nokta nokta diyeceğim. Eşittir'i ben nasıl söylüyorum İngilizce'de? Gelin ona bir bakalım. Eşittir demek equals. Equals. Zaten equal eşit anlamına geliyor. Equals dediğimizde hani Türkçe'de tırtır gibi hani simple present tense geniş zaman için kullandığımız bir ek var. İngilizce'de de bu s takısıyla sağlanıyor. Eşittir diyoruz. Ya da şöyle de diyebilirsin. Is equal to diyebilirsin. Ya da direkt 3 artı 5 ya da mesela işte 3 artı 5 eşittir demek yerine is de diyebilirsin. Yani bunların üçünü kullanabiliyoruz eşittir anlamında. Artı anlamındaysa plus, plus ya da and diyoruz. Mesela hemen bir işlem yapalım burada. 3 artı 5 eşittir 8 diyelim. 3 plus 5, 3 artı 5, 3 plus 5 equals eşittir 8, 8. Ya da 3 plus 5 is equal to 8. Ya da 3 and 5 is 8 gibi de söylenebilir. Farklı şekillerde söyleyebilirsiniz. Eksi minus demek. Minus. Ya da buna subtracted from da söylenebiliyor ama bu gerçekten çok uzak, çok uzun. O yüzden biraz daha minus kullanıyoruz biz. Daha sonra çarpı. Çarpı times diyebilirsiniz ya da multiplied by da denebilir. Ama multiplied by biraz daha uzun. Times daha kısa oluyor. Direkt mesela 3 times 5, 3 kere 5 gibi düşünün. 3 times 5 is equal to eşittir. Kaç oluyor? 15 oluyor. O zaman 15 diyebilirsiniz burada. Ve son bölü. Bölü de divided by. Zaten divide demek bölmek. Multiply çarpmak, subtract çıkarmak demek. Divided by da bir şeye bölüyorsunuz. Mesela 15 divided by 3, hani 15'i 3'e bölüyorsunuz, is equal to eşittir 5 şeklinde yapabilirsiniz. Burada kelimelerin anlamlarını vermek istedim size. Biraz karışık olabilir ama aslında değil. Sadece kelimelerin anlamlarını bildiğinizde Türkçe gibi düşünebilirsiniz. Burada fiillere baktığımızda add topla demek, toplamak demek. Mesela bir matematik işleminde işte add 30 and 4. Add dediğimiz şey topla. Add normalde eklemek demek. Hani iki sayıyı birbirine ekliyorsunuz. 30'u ve 4'ü birbirine ekle diyorum ve 34 buluyorum. Subtract çıkar demek. Çıkar. Multiply çarp. Divide böl demek. Divide böl anlamında kullanılıyor. Evet. Evet, bugünkü dersimiz de bu şekildeydi. Size biraz sembollerden bahsetmek istedim. İşte gerek yüzdelikleri nasıl söylüyoruz, çeyrekleri nasıl söylüyoruz ve aynı şekilde bu matematik işlemlerini nasıl söylüyoruz İngilizce'de. Bunlardan bahsetmek istedim. Mutlaka karşınıza çıkar diye düşünüyorum hayatınızın bir yerinde ya da en kötü parayı söylersiniz İngilizce bir şekilde. Bugünkü dersimizin de böylece sonuna geldik. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım dersler faydalı oluyordur, verimli bir şekilde geçiyordur. Yine önerileriniz varsa bunlara her zaman açığım. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.